Sayı problemleri çalışma kağıdı 1. Birinci soru. Bir sayının 7 katının bir fazlası 57 ise bu sayı kaçtır? Buradaki bir sayıyı x olarak nitelersek, bir sayının 7 katının yani 7x bir fazlası artı 1, 57 ise eşittir 57. Bu sayı kaçtır? Yani x'in kaç olduğunu arıyoruz. Biri bu tarafa atarsak 7x eşittir 56. Her iki tarafı 7'ye bölersek x eşittir 8 olarak bulunur. İkinci soruya gelirsek, bir sayının 3 katı ile 5 katının toplamı 240 ise bu sayının yarısı kaçtır? Bu bir sayıya x diyelim. 3 katı ile 5 katının toplamı yani 3x artı 5x. Bir sayının 3 katı 3x, 5 katı 5x'tir. İkisinin toplamı 240 ise bu sayının yarısı kaçtır demiş. Önce bu sayıyı bulalım. 8x eşittir 240. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 8'e bölersek x eşittir 240 bölü 8'den 30 olarak bulunur. Bu sayının yarısı, yani bize x bölü 2 soruluyor. 30 bölü 2'den 15 olarak bulunur. Üçüncü soruya gelirsek, hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 60 eder? Bu hangi sayı denilen sayıya x diyelim. Hangi sayının 3 eksiğinin yani x eksi 3 4 katı, yani bu x eksi 3'ün 4 katını alacağız. Çarpı 4 60 eder. 4'ü içeriye dağıtırsak 4x eksi 12 eşittir 60. Eksi 12'yi bu tarafa atarsak artı 12 olarak geçecektir. 72 olur. Her iki taraf x'in katsayısı olan 4'e bölersek x eşittir. 4'ler burada birbirini götürür. 72 bölü 4'ten 18 olarak bulunur. 18 sayısı cevabımızdır. Dördüncü soruya gelsek. İki sayının toplamı 30. Farkı ise 4 olduğuna göre bu sayıların kareleri toplamı kaçtır? İki sayıdan birine x, diğerine ise y diyelim. İki sayının toplamı 30. Yani x artı y 30. Farkı ise 4. Yani x eksi y 4 olduğuna göre bu sayıların kareleri toplamı kaçtır? Yani bize sorulan şey x kare artı y kare. Bu iki bilinmeyenli denklemi çözecek olursak, yok etme metoduyla alt altı topladığımızda y'ler birbirini götürüyor. 2x eşittir 34. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 17 olarak bulunur. X'i getirir buraya 17 olarak koyarsak, 17 artı y'nin 30 etmesi gerekiyor. 17'yi diğer tarafa attığımızda y 13 olarak bulunur. Bu sayıların kareleri toplamı, yani 17'nin karesi artı 13'ün karesi soruluyor. 17'nin karesi 289'dur. 13'ün karesi 169'dur. Bunları da toplayacak olursak 458 eder. Beşinci soruya geldiğimizde, 400 gram leblebinin fiyatı 2,4 TL ise yarım kilo leblebinin fiyatı kaç TL'dir? Basit bir orantı kuracağız. 400 gram leblebinin fiyatı 2,4 TL ise yarım kilo 500 gram demektir. 500 gram leblebinin fiyatı nedir? Bu bir doğru orantıdır. Buradaki gram arttığına göre bunun fiyatı da artacak. Yani iki tarafta artacağına göre bu bir doğru orantıdır. Doğru orantılarda çapraz çarptığımızda birbirine eşit çıkması gerekir. 400 çarpı x, 500 çarpı 2,4 olacak. Şuradan 2 0, şuradan 2 0 götürecek olursak 4x eşittir. Şu 2,4'ü de 24 bölü 10 biçiminde yazacak olursak, buradaki 5 ile bu 10 sadeleşip 2 kalır. 2 ile de 24 birbirine bölünür. 4x eşittir 12 eder. Her iki tarafı da 4'e bölersek x eşittir 3 olarak bulunur.
Altıncı soruya geldiğimizde 200 gram fındığın fiyatı x artı 50 kuruş, yarım kilo fındığın fiyatı ise 6x artı 20 kuruştur. Buna göre 1 kilo fındık kaç TL'dir? Yine orantı kuracağız. 200 gram fındığın fiyatı x artı 50 kuruş. Yarım kilo fındık yani 500 gram fındığın fiyatı 6x artı 20 kuruş. Bu bir doğru orantıdır. Yine çapraz çarpma yaparız. 200 çarpı 6x artı 20 eşittir 500 çarpı x artı 50'dir. Karşılıklı ikişer sıfır götürürsek 12x artı 40 eşittir 5x artı 250 buluruz. 5x'i bu tarafa 40'ı bu tarafa atarsak 7x eşittir 210 çıkar. Her iki tarafı 7'ye bölersek x eşittir 30 olarak bulunur. X'i 30 olarak bulursak yarım kilo fındığın fiyatını hemen bulalım. Yani yarım kilo fındığın fiyatı 30'u buraya koyarsak 6 çarpı 30 180 20 daha 200 kuruş olur. Bu yarım kilo fındığın fiyatı. Bize 1 kilo fındık kaç TL'dir diye sorulmuş. Bu yarım kilo fındığın fiyatının 2 katı olacaktır. 2 ile çarparsak bunu 400 kuruş olur. Ama bizden cevabı kuruş olarak değil TL olarak istiyor. 1 TL 100 kuruştur. O zaman 400 kuruş 4 TL eder. Yani 1 kilo fındığın fiyatı 4 TL'dir. Yedinci soruya geldiğimizde 3 sayıdan birincisi ikincisinden 2 fazla, üçüncüsünden ise 10 eksiktir. Bu 3 sayının toplamı 62 ise ikinci sayı kaçtır? Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı biçiminde bir sınıflama yapalım. Birincisi ikincisinden 2 fazla. İkinci sayıya x dersek birincisi ondan 2 fazla olacağına göre x artı 2. Birincisi ikincisinden 2 fazla, üçüncüsünden ise 10 eksiktir. Birincisi üçüncüsünden 10 eksik. Yani üçüncü sayı birinci sayıdan 10 fazla demektir. Bu şekilde sayıları harflendirdikten sonra bu üç sayının toplamının 62 olduğunu biliyoruz. Toplayıp 62 eşitleriz. 3x artı 14 eşittir 62. 14'ü diğer tarafa attığımızda 48. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x 16 olarak bulunur. Bize sorulan ikinci sayıydı. İkinci sayı zaten x'e eşittir. İkinci sayı 16'dır. Toplamları 70 olan 4 sayıdan birincisi üçüncüsünün yarısı yine benzer bir şey soru durumunu görüyoruz. Sonuna kadar okumak yerine başlayalım. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı ve dördüncü sayı. En kritik yer bu sorularda harflendirme kısmıdır. 4 sayıdan birincisi üçüncüsünün yarısı. Birincisi üçüncüsünün yarısı. Üçüncüye o zaman biz 2x diyelim. Birinci onun yarısı olacağı için x olsun. Birincisi üçüncüsünün yarısı, ikincisinin ise 5 eksiğidir. Birinci üçüncünün yarısı, ikincinin 5 eksiği. Yani birinci ikincinin 5 eksiği. İkincinin 5 eksiği ise yani ikinci birincinin 5 fazlası demektir. X artı 5. Dördüncü sayı ise ikinci sayının 2 katından 5 eksiktir. Dördüncü sayı ikinci sayının 2 katından 5 eksiktir. Yani 2 çarpı x artı 5 eksi 5. Bu işlemi yaparsak 2x artı 10 eder. 5'i çıkartırsa 2x artı 5 de burası. Bu sayıların toplamları 70'te. Hepsini toplarsak x, 2x, 4x, 6x, 5, 5 daha 10. Eşittir 70. Onu diğer tarafa atarsak 6x eşittir 60. X eşittir 10 olarak bulundu. Birinci ile üçüncü sayının toplamı kaçtır? Birinci sayı 10'dur. Üçüncü sayı 2x olduğu için
20'dir. Bunların toplamı 30 olarak bulunur. 9. soruya geldiğimizde, bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katından 2 eksiktir. Erkeklere E ile gösterelim, kızları K ile gösterelim. Erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katından 2 eksiktir. Kızların sayısına x dersek, erkeklerin sayısı 3x-2 olacak. Sınıf mevcudu 22 ise bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Bu ikisinin toplamı 22'ymiş. 4x-2 = 22. -2'yi diğer tarafa atarsak 4x = 24. Her iki tarafı 4'e bölersek x = 6 olarak çıkar. Kaç kız öğrenci vardır diye sorulmuş. X zaten kız öğrencilerin sayısını temsil ediyordu. Yani sınıfta 6 kız öğrenci vardır. 10. soruya geldiğimizde, Ali ile Veli'nin paralarının toplamı 150 TL'dir. Ali Veli'ye 10 TL verirse paraları eşit olacaktır. Buna göre Ali'nin kaç TL'si vardır? Ali'nin parasını X, Veli'nin parasını Y diyelim. Paraları toplamı 150 TL'dir. X + Y = 150. İkinci bilgiye gelsek, Ali Veli'ye 10 TL verirse paraları eşit olacaktır. Ali Veli'ye 10 TL vereceğine göre Ali'nin 10 TL'si azalırken Veli'nin 10 TL'si arttığında bunların paraları birbirine eşit olacak. Yani buradan gelen ikinci denklem, şu y'yi bu tarafa, eksi 10'u diğer tarafa atarsak x - y = 20'dir. Bu iki denklemi alt alta yazıp toplarsak şu denklemi şuraya yazalım. x + y = 150. Alt alta toplamada y'ler birbirini götürüyor zaten. 2x = 170. x = 85 olarak bulunur. X zaten Ali'nin parasıydı. Bize de Ali'nin kaç TL'si vardır diye sorulmuş. 85 TL'si vardır Ali'nin. 11. soruya gelsin. Ali'nin parası Veli'nin parasının 3 katıdır. Ali, Veli. Ali'nin parası Veli'nin parasının 3 katıdır. Yani Ali'nin 3x parası var, Veli'nin x parası var. İkisinin paraları toplamı 120 TL olduğuna göre hemen toplayalım. 3x ile x'i toplarsak 4x = 120'den x = 30 olarak çıkar ki Ali'nin 90 TL'si, Veli'nin 30 TL'si varmış. Ali Veli'ye kaç TL verince paraları eşit olur? Toplam para 120 TL olduğuna göre eşit olabilmesi için ikisinin paralarının ikisinde de 60'ar TL olması gerekir. Buradan bakalım. Ali Veli'ye kaç TL versin ki 60-60 olsun? Ali 30 TL verirse kendisinin parası 60'a düşer, Veli'nin parası da 60'a çıkar. Yani 30 TL vermelidir. 12. soruya geldiğimizde, bir çubuğun bir ucundan 18 cm kesiliyor. Buna göre bu çubuğun orta noktası ilk duruma göre kaç cm kayar? Bunu bir deneysel çalışma yapalım öncelikle. Boyu 100 cm olan bir çubuk olsun. Bunun orta noktası bu taraf 50, bu taraf 50 olacak şekilde tam 50'nin olduğu yerdedir. Bunun ucundan gidip 10 cm keselim. Buradan 10 cm'yi kestik bir ucundan. Geriye 90 kalır. 90'ın yarısı 45'in olduğu yerdedir. Yani bu taraf 45, bu taraf da 45 olur. Yani orta nokta 50'deyken orta nokta 45'e gelir 10 cm kesersin. Yani 50'den 45'e düştüğümüze göre 5 cm orta nokta kaydı. Biz uçtan 10 kestik, orta nokta 5 kaydı. Bizim burada bilmemiz gereken bilgi, bir çubuğun bir ucundan ne kesersek, ne kadar uzunluk kesersek onun yarısı kadar orta nokta kayar. Bir çubuğun bir ucundan 18 cm kesiliyor diyor. Orta noktası ilk duruma göre kaç santimetre kayar? Uçtan 18 kesildiğine göre orta nokta 9 santimetre kayar. 13. soruya geldiğimizde, bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan toplamda 30 hayvan vardır. Bu kümeste bulunan tavuk ve tavşanların ayak sayıları toplamı ise 84'tür. Kümesteki tavukların sayısı kaçtır? Tavuk sayısına x diyelim.
Tavşan olsun bu. Y. X artı Y toplamda 30 hayvandır. Bu kümeste bulunan tavuk ve tavşanların ayak sayıları toplamı ise 84'tür. Tavukta 2 ayak, tavşanda 4 ayak vardır. Ayak sayıları toplamını bulmak için ayak sayısıyla tavuk sayısını, ayak sayısıyla tavşan sayısını çarparız. Yani 2x artı tavuktaki, tavuklardaki ayak sayıları, 4y tavşanlardaki ayak sayıları toplamı ise 84. Bize tavukların sayısı soruluyor. Yani x nedir diye soruluyor. Y'yi yok edelim. Yukarıdaki denklemi eksi 4 ile çarparsak y'ler birbirini götürür. Burada çünkü eksi 4y oluşur. Eksi 4x, eksi 4y eşittir eksi 120. 2x artı 4y eşittir 84. Alt alta toplarsak bunları, 4y'ler gitti. Eksi 2x eşittir. Eksi 36 kalır. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek x eşit 18. Yani 18 adet tavuk vardır. 14. soruya geldiğimizde, bir lokantada 3 kişilik veya 4 kişilik masalar bulunmaktadır. Bu lokantada toplam 24 masa vardır. Bu lokantadaki bütün masalar dolu olduğunda masalarda toplam 87 kişi olduğuna göre 4 kişilik masa sayısı kaçtır? 3 kişilik masa sayısına x diyelim, 4 kişilik masa sayısına y diyelim. Toplam 24 masa vardır. X artı y eşittir 24. Tüm masalar dolu olduğunda, 3 kişilik masaların hepsi doluysa 3 ile masa sayısını çarparız ki kaç kişinin oturduğunu anlayalım. 4 kişilik masaların hepsi doluysa 4 ile y'yi çarparız ki kaç kişinin oturduğunu anlayalım. 4y eşittir 87 olacak. 4 kişilik masa sayısı kaçtır? Bize y soruluyor. X'i yok edin. Yukarıdakini eksi 3 ile çarparsak eksi 3x eksi 3y eşittir eksi 72. Topladığımızda x'ler birbirini götürür. Y eşittir. Buradan 15 çıkar ki 4 kişilik masa sayısı 15'tir. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.